Geldik şeye bir tane. Tarihselcilerin en çok kullandığı ifadelerden bir tanesi. Hatta bir kısmını tek kullandığı Kur'an'a ait. Onlar için gücünüz yettiği kadar kuvvet ve besili atlar hazırlayın. Enfal suresi 60. ayette. Diyorlar ki ya tarihselcilikle ilgili Kur'an'da çok şey var diyor bazen birileri. Ne diyorlar? Diyor ki ya Kur'an işte yani düşman için besili atlar hazırlayın diyor dedim. Böyle çok ayetler var diyor. Ben diyorum ya bana bir 3-5 tane daha sayar mısın? Çok ayet var mı? Sonra bir bakıyorum ığmığı ikincisi gelmiyor. Ya diyorum çok vardı deminden biri sayacak. Yani millet bu bir tane ayeti öğrenmiş. Çok ayet var, çok ayet var diyor. Söylüyorlar bir tane bu ayet. Fakat bu ayeti de dikkatli okursanız, bir kere çok dikkatli okumak lazım ayeti. Evvela ben de şunu söylüyorum. Yani tarihselciliği bu ayete bina etmeye kalkmak, hani 100 katlı binayı kibrit çöpünden temellere yaslamak gibi bir şey. Koskoca tarihselci teoriyi tek bir ayete yaslamak. Ve bu ayetten de tarihselciliğe bence yine bir şey çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü mesela bugün için eksik olan bir şey yok bu ayetin söylediği. Allah diyor ki güç kuvvet hazırlayın ifadesi var ayette. Şimdi bir geniş ifade var. Tankta, uçakta, topta, herhangi bir silahta savaş için hazırlamak hepsi kuvvetin içine girer. Sonra ve besili atlar hazırlayın diye geçiyor. Ayetteki kuvvet kelimesi mümkün olabilecek bütün her şeyi hazırlamayı kapsadığı için ayet tarihin içinde Müslümanları yayan bir ayet değil. Biz bu ayet tarihin her dönemi hazırlanabilsin. Hazırlayın ifadesi çünkü içerecek geniş bir kelime. Etmemiz lazım. Kur'an'daki bağlı ve anlamı gibi virgül, noktalı virgül, mesela tipi anlamlara da gelir. Biliyorsunuz Arapçada Kur'an metninde nokta, virgül, noktalı virgül gibi ifadeler kullanılmamış. Yani V'ler aslında böyle birçok bağlacın görevini gören tek bir bağlaç ve ifadesi ki yani bazen yeminlerde de vurgulamak için bir şey kullanılan bir ifade ayrıca. Bence alınması gerekli şey V'yi mesela olarak almak en tutarlısı. Bunun nedeni çok basit bir şey. Çünkü ilk ifadede geçen şey zaten bir ifade ediyor. Kuvvet hazırlayın ifade eden bir şey. Şeyi de kapsar. Ve at kümesi. Kümesin önce aradaki bağlı örnek gerekir. Zaten kuvvet kelimesi. O yüzden ayet bırakan şey değil. Bence onun için gücü kadar kuvvet hazırlayın. Mesela besil atlar hazırlayın şeklinde düşünmek gerekir. Ki Müslümanlar o dönemde bile at hazırlamayı farz diye görmemişler. Yani Bedir Savaşı'nda anlatılanlara göre sadece 2 tane atın olduğunu da burada dikkatinize çekerim. Yani Müslümanlar tarih hiçbir döneminde atla savaşa gitmek farzdır diye düşünmemişlerdir. Onu kuvvetten bir örnek olarak düşünmüşlerdir dediğim şeklinde. O yüzden yani baştaki kuvvet kelimesini okumadan tarihselciler bunu aktarırlar. Kendileri de Kur'an'a pek güvenmiyor ya da bir eksiklik olur. Ön yargısı bence direkt ayet. Oysa ayetin yani atlar hazırlayındaki bir önceki kelimeye baksan zaten şey, bütün savaşla ilgili hazırlıkları ifade edebilecek bir kelimeyi ayetin ihtiva ettiği görülür.